Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri takip eden aziz milletimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bizleri merakla bekleyen öğrencilerimizi ve ailelerimizi yurt sürecimizin ilk aşaması ile ilgili bilgilendirmek üzere buradayız. Başvuruları 29 Ağustos 2023 ile 2 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşen yurt yerleştirme sürecimizin ilk aşaması tamamlanmıştır. Öncelikle aziz milletimize, sevgili öğrencilerimize ve ailelerimize yüksek teveccühlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yapılan başvurular 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi. Titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerini esas alarak değerlendirdik ve buna göre dijital ortamda bir puanlama sırası oluşturduk. Bu sıralamayla öğrencilerimiz kazandıkları okula en yakın yurda olmak üzere yerleştiler. Eğer o yurtta yer yok ise bir sonraki en yakın yurda yerleştirildiler. Yurt kapasitemiz geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdi. An itibariyle 81 il, 260 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız var. Onların kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini de buradan paylaşmak istiyorum. Böylece kısa zaman içerisinde 1 milyon yatak kapasitesi hedefimize ulaşmış olacağız. 2002 yılında ülkemizde 190 yurt ve 182 258 yatak sayısı ile hizmet verildiğini de yeri gelmişken hatırlatmak isterim. Dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt sistemini yönetiyoruz. Yalnız barınma değil, beslenme, güvenlik, hijyen, sosyal ve sportif aktiviteler, kültürel alanlarda da öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek imkanlarla hizmet veriyoruz. Yurtlarımızın standartları oldukça yüksek. Tercih edilme oranımız bu iddiamızın en açık ispatı. 22 yıl evvel yurtlarda en temel ihtiyacı olan sıcak suya bile belirli gün ve vakitlerde erişilebiliyordu. Banyo ve tuvaletler odaların dışında ve yüzlerce kişinin ortak kullanımındaydı. Beslenmeden hijyene, sosyal alanlardan ders çalışma alanlarına kadar imkanlar kısıtlı ve zayıftı. Ama bugün yurtlarımızın ulaştığı nokta milletimizin her bir ferdi için gurur vesilesidir. Öyle ki Türkiye'nin dünü ile bugünü arasındaki farkı görmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları ile en iyi defanslardan biridir. Geldiğimiz bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emek ve destekleri var. Öğrencilerimizin, gençlerimizin imkanlarının artması, güçlendirilmesi konusunda kendileri her daim yolumuzu açmış ve öncülük etmişlerdir. Bu sayede yurtlarımız yalnız öğrencilerimize değil, zor zamanlarda milletimizin tümüne kapılarını açmış yuva olmuştur. Pandemide, depremlerde, yangınlarda ve sel felaketlerinde yüz binlerce vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık. Yurtlarımızın sahip olduğu güçlü altyapı sayesinde bunu gerçekleştirdik. Bu konuda bilgi sahibi olmadan fikir yürüten ve kamuoyunu bilhassa gençlerimizi manipüle etmek isteyen bir kesim var. Biz feraset sahibi milletimizin bu algı çalışmalarına fırsat vermeyeceğini çok iyi biliyoruz. Değerli arkadaşlar, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranımızı an itibariyle açıklıyorum. İlk aşamada %87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara E-Devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmemiz hızla devam edecek. Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere haftada 2 gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine E-Devlet üzerinden takip edebilirler. Ve çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız. Depremlerden etkilenen öğrencilerimizin tümünü öncelikli gruba dahil ederek yurtlara yerleştirdik. Çünkü temel önceliğimiz yaraların hızla sarılmasıdır. Çabamız, gayretimiz bu yöndedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerimiz için eğitimin çevrim içi yapılması kararı doğrultusunda söz konusu illerimizdeki yurtlarımıza yerleştirme yapılmamıştır. Bu illerde yüz yüze eğitim görecek öğrencilerimiz durumlarını belgelendirmeleri halinde bakanlığımız tarafından belirlenen yurtlarda kalabileceklerdir. Oradaki yurt kapasitemiz de onlar için hazır durumdadır. Ben bu vesileyle yurtlarımıza yerleşen tüm öğrencilerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize hoş geldiniz diyorum. Evimizin sıcaklığını aratmayacak güçlü bir aidiyet hissedeceğimiz yurtlarımızda sizleri heyecanla bekliyoruz.
Öğrencilik hayatının en unutulmaz evrelerinden biridir. Yurt hayatı da o unutulmaz anların en değerli parçasıdır. Burada birbirinden kıymetli dostluklar edineceğinize, güzel hatıralar biriktireceğinize yürekten inanıyorum. Bizler gençlerimizin huzuru, sağlığı ve başarısı için kendimizle yarışmaya, imkanlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. 36 ülkenin nüfusundan daha büyük bir kapasiteye sahip olan yurtlarımızın altyapısını çok daha ileriye taşımak için çalışmalara devam edeceğiz. Bizim derdimiz, tasamız gençlerimiz ve onların iyi bir eğitim almaları. Onlar hayatlarının en önemli kavşağındayken bize düşen gençlerimizin hem bugününü hem yarını parlak ve müreffeh bir şekilde planlamaktır. İhtiyaç duydukları her anda Gençlik ve Spor Bakanlığı burada diyeceğiz. Yurtlarımız, burslarımız, öğrenci kredilerimiz, gençlik merkezlerimiz, proje desteklerimiz, spor tesislerimiz ve daha niceleriyle her daim yanlarında olacağız. Gençleri merkeze alan bir hizmet anlayışına sahibiz. Yurtlarımızın her geçen gün artan kapasitesi ve kalitesi ortada. Geçtiğimiz yıl bilindiği gibi tarihi bir adım atarak kredi geri ödemelerinde enflasyon etkisini ortadan kaldırdık. Üniversitelere giyim kuşam hürriyeti getiren, meslek liselerine uygulanan çifte standardı ve üniversite harçlarını kaldıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gençlerin seçilme yaşını 18'e indirerek milli iradenin kalbinde söz sahibi olmalarına öncülük eden yine Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu ülkede gençlere dair bütün reformlarda imzası olan Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yine gençlik için üretmeye, çalışmaya ve taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Yurtlarımızda gençlerimizi büyük bir hasret ve heyecanla beklediğimizi yeniden ifade etmek istiyorum. Çalışma arkadaşlarımız gençlerimiz için haftalardır hazırlık yapıyorlar ve yapmaya devam ediyorlar. Hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur dolu bir eğitim yılı geçirmeyi ümit ediyorum. Yerleştirme sürecimizin her bir aşamasında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yeniden bütün öğrencilerimize hoş geldiniz diyor ve sürecimizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Hayırlı olsun.